10 milyar dolarını geri çekmişler. Neden çekiyorlar? Bir, İkincisi diyor ki biz para vermeyiz, yatırım yapmayız, kârlı şirketlerinizi alırız. Yani aset, yani değerli çok Hazret. değerli varlıklar hatta. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Yani e, para vermiyor, yatırım yapmıyor, yaptığının da önemli bir kısmını geri çekiyor demek ben ki. diyor, bir kere şöyle düşünmek lazım. Ee, Körfez sermayesi için dünyada yatırım alanı yok değil çok önemli alanlar var. Yani bugün Avrupa'nın önemli kulüplerini evet. bile devralmış. Az önce e, fikstür açıklamasını gördüm. Avrupa'nın çok önemli kulüplerini bile devralan bir körfez sermayesi var. Dolayısıyla Paris Saint Germain'i Katarlar aldı. Yani çok önemli alanlar var kendilerine. Birçok Avrupa şirketine de ortak oluyor. Volkswagen'e de ortak Tabii. oluyorlar. Başka şirketler Her var. yerdeler. Her yerde var. Dolayısıyla alternatif alanları var. Türkiye'ye şöyle bir hava istiyorlar. Sanki onların hiç alternatif alanları yok. Bize de kaşımız gözümüz için hayranlar. Müslüman kardeşliğimiz var onlar da buraya gelecek. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kendilerini karlı hissederse, Türkiye'nin jeopolitik anlamda önemli noktalarını ele geçirebileceklerini görürlerse gelirler. Bu bazen bir kamuya kamu ait şirket olabilir, varlık onunla ait bir şirket olabilir. Bazen özel bir şirket olabilir, gelirler. Ama daha çok kritik yerlere gelirler, limanlara gelirler, başka yerlere gelirler. Ve netice olarak... Limanı, onlardan bir tanesi evet, şimdi. Biz jeopolitik tavizler veren bir ülke konumuna geliriz. Zaten AKP iktidarı İsveç'teki İsveç'in NATO meselesini de Rusya ile ilişkilerde de Körfez ülkeleri ilişkilerde de sürekli jeopolitik tavizler veren bir hükümet haline gelmiştir. Ve Türkiye'nin ne yazık ki geleceğini ipotek altına alan bir hükümet haline gelmiştir AKP hükümeti. Bu noktada bu ziyarette e, nelerin görüşüldüğüne baktım ben. Yani doğrudan yatırım konusu söylediniz. Mesela savunma konusu var. Baykar'ın yatırımları var. İletişim alanındaki bazı yatırım ortaklıkları diyor ki yine daha önceki bir iletişim özelleşmesi skandalını biliyoruz bu nokta. Hı hı. Demek ki bazı enerji alanında ortaklıklar var. Bakın size önemli bir şey hı hı. enerji alanında yatırımlar diyor. Demek ki Türkiye'nin yenilebilir enerji alanlarına ilişkin belli yatırımlar var. Ve bu alanların hepsi AKP tarafından Türkiye'nin ipoteği geleceği ipotek altına alınarak pazarlanıyor anlamına geliyor. Doğrudan yatırım konusunda da bazı anlaşmaların yapılacağı söyleniyor ama nelerin olacağı da henüz belli değil. Şimdi Batı'nın Erdoğan'ın körfez ziyaretini nasıl gördüğünü de bir hatırlayalım. Biz ilk saat diliminde konuştuk bunu. Diyor ki Bloomberg Batı'nın boşluğunu körfez dolduruyor. Yani Batı güvenip Türkiye'nin gidişatına, demokrasisine evet. hukukun üstünlüğü ilkesine uymamasına güvenmediği için yatırım yapmıyor ve Cumhurbaşkanı da çareyi körfez ülkelerinde arıyor diyor. Bloomberg haberi böyle görüyor. AFP Fransız Haber Ajansı diyor ki en çok da bu kelime biraz böyle böyle Hı. içimi de bir hüzünlendirdi, acıttı yani. Gezi ekonomideki çöküşün ardından geldi diyor. Yani bizim ekonomimizi çökmüş bir ekonomi olarak görüyor Fransa. Ve Financial Times'da Erdoğan elinde satış listesi var diyor. Yani Türkiye'nin o çok değerli varlıkları dediğimiz asetleri evet. satılacak diyor. Ve Financial Times'da diyor ki Erdoğan'ın elinde o liste var diyor. Batı Kesin bu var. ziyareti böyle değerlendiriyor. Yani şöyle son derece objektif aslında bizim de düşündüğümüz başka çaresinin olmadığını, Mehmet Şimşek'le beraber neler olacağını söyledik zaten. Mehmet Şimşek evet. bir sıcak para bulacak, iki kıymetli varlıkların satışını gerçekleştirecek. Ama ekonomideki çöküşün ardından geldi. Evet, bu ekonomik çöküşü ne hızlandırdı? Bence AKP'nin özellikle seçim döneminde yaptığı evet. seçim dönemi harcamalarında unutmamak lazım. AKP seçim döneminde kamu kaynakları sonuna kadar kullandı ve dolayısıyla plansız bir şekilde bazı şeyleri yaptı. Örneğin e, yapılan EYT gibi şeyleri çok daha önceden planlayarak yapabilirdi. Ama sonu ana getirdi. Önceden bunlar planlanarak yapılsaydı ve takvime yaysaydı, bu halde de olmazdı. Birçok konuda da AKP ne yazık ki seçim harcamalarıyla seçim için her şeyi yaparak Türkiye'yi şu anda içinden çıkılması zor bir krizin içine soktu ne yazık ki. E, bu da AKP'nin getirdiği seçim ekonomisi çalış şeyinin sonuçlarının önemli sonuçlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi bizim Dilan Alp'imiz var. Dilan Alp dün evet. şeye çıktı bu piyasalar açıldığında. Bu arada güvenden de ben rica edeyim rakamları anlık rakamları da ekranda tutabilirse. Çünkü dediğim gibi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı öncesinde piyasaların nasıl olduğunu etüt etmemiz gerekiyor. Bakın Avrupa Birliği'nin para birimi Euro. Hala 30'un üzerinde yani e, o direnç seviyesini artık hani bir direniyordu bir 30'u evet. e, test ediyordu geri dönüyordu. Artık hani direnecek de gücü kalmadı diye revize edebiliriz aslında konuyu. 30'un üzerinde e, dolar da yine 27 sınırında güne başlamış 9-16 itibariyle. Şimdi e, nasıl bir faiz oranı açıklanmalı ki hepimiz ekonomist olduk e, sayın vekilim. Evet. Yani... Yani nasıl bir faiz oranı açıklanırsa e, piyasaya bir güven gelir ve evet ben rahatladım. Ben paramın dolar karşısında değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben paramın enflasyon karşısında ezileceğini, yenileceğini, eriyeceğini düşünmüyorum. O yüzden de Türk lirasında kalıyorum deyip dolara rağbet etmez. Evet. Nasıl bir artış olur? Şimdi olmadı? Merkez Bankası bir faiz açıklayacak ve her şey birdenbire düzelecek bunun çok imkanı yok. Az önce bahsettiğim bir sarmala gelir. Ama geldi. hani bir nefes yani en bir azından. nefes bir olabilir, nefes. duraklama evet. olabilir. İşte burada 30.215'te birkaç gün daha kalabilir gibi düşünebiliriz. o kadar. O kadar. Yani o kadar. çünkü içinde girdiğimiz yapısal bir problem var artık. Ve az önce de söyledim. Belki daha önce %5'lik bir faiz artışı yapacağımız bazı şeyleri etkileri şimdi 15'lerle 20'lerle aramak durumunda kalacağız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Türkiye'deki enflasyonuz ortamda Enflasyon sonrasında gelecek uluslararası para, e, Türkiye'deki enflasyon ne kadar olacağını tahmin edebilir, edemiyor bir açıklanan enflasyon da doğru değil iki. Yani biz bunu doğrusunu sağlamadan yaptığımız faiz açıklamalarının hiçbir anlamı yok. Faiz ve enflasyon eğer bir, birbiriyle sebep değil ama bağlantılı bir şeydir. Dolayısıyla bunu e, e, ilişkili bir şeydir. Bu noktada biz niye enflasyonu doğru açıklamıyoruz? En temel sorun Enflasyonu burada. Enflasyonu doğru açık enflasyon doğru açıklanırsa o orantıdan her şeyi zam verilecek e, tabi, ya memura, bile. Ama emekliye, doğru reel bir zemin e, oturtacağız. Rasyonel bir zemin oturtacağız. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yaptığımız faiz açıklamasının belli bir programı içinde olmayan, belli bir plan içinde olmayan ve kadrosu bile henüz belli olmayan bir ekonomi kadrosu bile belli olmayan durumda çok büyük etkiler yaratması mümkün değil. Evet bunlar şimdi ne yapacak? Bir maliyet arttıracak ekonomide. Maliyet unsurlarını arttıracak. Oradan enflasyon gelecek. Zaten vergiler belli bir enflasyona sebep olacak. Akaryakıt aynı şekilde zam yapıldı. Akaryakıta zam yapan bir hükümet diyor ki biz gıdadaki KDV'yi yüzde birde tuttuk diyor. Akala bakın. Ya gıdanın içindeki en önemli maliyet bugün Türkiye'de taşıma maliyeti. Dolayısıyla akaryakıta yaptığın her KDV oranı artışı aslında gıda yaptığın zam anlamına geliyor. Bunu bile görmüyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye'de insanlara üç çocuk tavsiyesinde bulunan hükümet insanları çocuk bezi ve mama alamaz hale getirmiş durumda. Bir kez daha söyleyeyim. Faiz şüphesiz önemlidir. Hiç önemsiz değildir açık yapacak açıklamalar. Ama bugün itibariyle daha kapsamlı, bütünlüklü bir programa ihtiyaç vardır. Sadece günlük faiz artışlarıyla bu işin aşılamayacağını belirtmek isterim. Şimdi tabii elbette yani bu e, kısa, orta ve uzun vade diye e, evet. ayırdığımız bir süreç. E, şimdi kısa vadede evet belki atılan bu adımlar piyasayı sizin de dediğiniz gibi anlık e, koruyacak Türk lirasını. Ama enflasyonu e, şimdi bu artır artırılan vergiler e, Yükseltilen faiş, akaryakıt fiyatları gelen zamlar 6 liralık benzine ve motorine gelen bu 6 liralık zammın enflasyona da doğrudan bir etkisi olacağını Tabii düşünüyoruz. Ee, ne yapmalıyız? Yani enflasyon karşısında ezilmemek için. Yani hükümetin ne yapması gerektiğini anlattınız da. E, biz Yasama olarak söyle. ne yapılması gerektiğini anlattınız da. Biz ne yapmalıyız? Çalışan, İyi emekli, emekçi. Ee, i̇nsanlar artık kıt kanaat geçinebilir durumda. İnsanlara şu çağrıyı yapabilmek mümkün mü? Kemeri sıkın. Zaten emeklilerin, yani yani e, emeklilerin dilerim, bunu miyim? da ekleyeyim evet. de öyle devam edin. Emeklilerin geçtiğimiz yıl içerisinde ya yani emekli olup tekrar çalışmaya başlayanların oranı 2020 yılında %32 iken 2022'de %47'ye yükselmiş. 50'yi geçmesi bekleniyormuş 2023'te. Evet. Yani emekliler emekli olup işe geri dönüyorlar. Devam edecekler. Başka bir anlamı da var. Bunlar şu %50 emekli çalışıyorsa %50 de genç iş bulamıyor. Bir de demektir. o var işte. Evet. Yani çok insanlar doğru emekliyken değil. mutlu değilse ve onlar çalışmaya devam ediyorsa genç işsizlikte de artmaya devam edecektir demektir. Bunun böyle de bir sonucu var. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu durumdan çıkışın çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bir an önce Sayın Meclis Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti e, Büyük, Büyük Millet Meclisi'nin toplamasını önemsiyoruz ve orada konu, bu işlerin konuşulmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Meclisin yetkilerinin, bütün yetkilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na devredildiği bir ortamda e, meclisin toplaması son derece önemli. Hı. Bakın bu vergi kanunlarını inceleyen herkes şunu görecek. Bir virgül koymanızı rica edebilir Tabii miyim? Tabii ki. Çanakkale'de